Ben Tolga, YouTube kanalıma hoş geldiniz. En sevdiğim konuyla başlayacağız bugün. Adolf Hitler. Bazıları komutan, bazıları direktör ve bazıları da nefret eden ve bazıları da en sevilen adamdı. İnandığım yolda bir uyur gezinin saklanması ve inadıyla yürürüm ben. Bu da en sevdiğim sözlerden biridir ve arada bir Face'te de paylaşıyorum. Düşünsenize, tam 1983 yılında Time dergisinde bir numaralı adam seçilmiş. Bunu o kadar çok sevilmiş ki. Ama ondan sonra yavaş yavaş en kötü tarihi adamlarından alınmasınca dek ve nefret edilen adam oldu. Hitler Alman değilmiş. Normalde Avusturyalıymış. Hitler çocukken tek hayali ressam olmaktı. Ve sanatçı olmakmış. 20 Nisan 1889 yılında 6 çocuktan 4 çocuk olan birisiymiş. Yani dördüncü çocukmuş. Ve annesini 13 yaşında, babasını da 18 yaşında hastalıktan kaybetmiştir. Ve kendisine psikolojik sorunlar bayağı da atlatmıştır. Ve sokaklarda bile kalmıştır. O kadar yokluk çekmiş ki, o kadar aşıklar çekmiş ki ve adım adım ilerliyordu. Ve öğrencilik yıllarında, yani böyle diyeyim, asabi ve çalışkan bir çocukmuş ama öğretmenlerinden kavga edermiş. Bazı kaynaklara göre de, araştırmalara göre de ilk başlarda öğretmenlerden ve Yahudi olduğu için onu sevmiyormuş. Adolf Hitler zaten yarı Yahudiymiş. Ve doktorlar annesinden ve babasına ilgilenmediği için ve Adolf Hitler fakir olduğu için kimse onu sevmiyormuş ve dışlıyorlarmış. Ondan beri de başladı. Tam parti kurdu. 5 kişiyle ve en başkanları seçildi. Ve ilerlediler. Ve Sosyalist Alman Partisi olarak ve onun yerine tabii ki de kendi Nazi'yi kurdular. Gönüllü olarak başladı ilk başlarda. Ondan sonra askeriye katıldı. Ve düşünsenize hiç kimse madalya almadı. Tek Hitler aldı. Ve başarı, büyük bir başarı oldu. Ve düşünsenize hayatı boyunca tam 42 kere ölümle tehdit edildi ve girişimlere uğradı. Ama Hitler şanslıydı. Çünkü akıllıydı, beceriliydi. Halk onu seviyordu. Yasak aşka gelelim. Yasak aşkta Eva tam bir Yahudiydi. Ama Hitler onu öyle delicesine seviyordu ki her şey yapıyor ve ediyordu. Ve ölümünden ne oldu? Ve en sonunda geldi ve tam 40 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Ve en sonunda da köşeye sıkıştırdılar ve kendi evlerinde bir tane kurşun kafaları sıkarak ölmüştür. Ve en sonunda külleri zaten uçmadan toprağa gömmüştür. Cesetlerini yakmışlardır. Beni takip edin, abone olun. Teşekkür ederim.